Finans Merkezi'nden herkese merhaba efendim. ECB sonrasında piyasa fiyatlamalarını ve yorumlarını almaya devam edeceğiz. Şimdi öncelikle Ceren Dilekçi Köseoğlu'na dönelim. Avrupa'da bizleri bekliyor, İngiltere'de bizleri bekliyor. Avrupa Merkez Bankası kararı sonrasında Ceren, notların neler? Gözde merhabalar. Evet, Avrupa Merkez Bankası aslında bugün bekleneni yaptı. Yani faiz artış hızını düşürmesi, 25 bas puanı indirmesi bekleniyordu. Ve beklentiler doğrultusunda bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık faiz artışı geldi. Yani gecelik mevduat faizini %3.25 seviyesine çıkarmış oldu. Piyasa tepkisine bakmak lazım. Çünkü biz en güçlü tepkiyi Euro-Dolar paritesi tarafında gördük. Yani karar öncesi Euro-Dolar paritesi 1.1080'ler seviyesindeydi. Fakat hem kararın ardından hem de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamalarla birlikte Euro-Dolar paritesi 1.1030'lar seviyesine kadar geri çekildi. Şu saatler Euro-Dolar karşısında %0.3'e varan düşüşle işlem görüyor. 1.1035 seviyesinde tahvil piyasası sakin seyrediyor. Avrupa borsaları tarafında herhangi bir değişim yok. Zaten endeksler sabah saatlerinden bu yana satıcılı bir seyir içerisinde. Özellikle ABD'de bankacılık sektörüne dair endişelerin artmış olması küresel piyasalarda risk iştahında düşüşü beraberinde getirdi. Avrupa endekslerinde aşağı yönlü bir seyir var sabah saatlerinden bu yana. Lagarde'ın açıklamalarında öne çıkan noktalara bakmak lazım. Özellikle soru cevap kısmında 25 bas puanlık faiz artışının nedenleri soruldu Lagarde'a ve son birkaç gün içerisinde gelen verilere baktık, cevabını aldık Lagarde'dan. Zaten biz aktarmıştık, yani bu hafta, son bir hafta içerisinde Euro bölgesinden Nisan ayı enflasyonunu almıştık ve orada manşet tarafta çok sınırlı bir yükseliş görülmüş olsa da, yani manşet enflasyon %7'ye yükselmiş olsa da çekirdek enflasyon 10 ay sonra ilk kez düşüş kaydetmişti Euro bölgesinde. Bu da Avrupa Merkez Bankası'nın temel baktığı gösterge. Diğer yanda tabii enflasyonda her ne kadar daha iyimser bir tablo görüyor olsak da Lagarde bu konuda da temkinli konuştu. Özellikle ücret baskılarındaki artışın devam ettiğini, son yapılan ücret anlaşmalarının enflasyonun üzerinde yukarı yönlü bir etki, baskı yarattığını söyledi. Yani aslında Avrupa Merkez Bankası'nın bugün verdiği mesaj, faiz artışlarında durmuyoruz, devam edeceğiz mesajı çıktı bugünkü toplantıdan. Diğer tarafta büyüme konusunda dikkat çektiği, yaptığı vurgu önemliydi. Çünkü Euro bölgesi ilk çeyrekte %0.1 ile beklentilerin altında bir büyüme kaydetmişti. Yani neredeyse ekonomi durma noktasına geldi Euro bölgesine. Resesyona girmekten kurtuldu. Fakat Nisan ayı verilerine bakalım. Yani bu hafta PMI verilerini aldık. Hizmetler aktivitesi öncülüğünde bir büyüme yaşanıyor Avrupa'da. Fakat imalat aktivitesi zayıflamaya devam ediyor. Lagarde'ın konuşmasında yaptığı vurgu da bu yöndeydi. Yani sanayi sektörünün görünümünün kötüleşmekte olduğunu, fakat hizmetler sektöründe güçlü bir büyüme görüldüğünü söyledi. Yani sektörler arasında yaşanan ayrışmaya dikkat çekti. Yani aslında bugün Lagarde'ın mesajlarından çıkan temel nokta, enflasyonda her ne kadar bir miktar çekirdek tarafta yavaşlama görmüş olsak da halen belirsizlik hakim. Büyüme görünümü üzerindeki belirsizlikler devam ediyor. Bu nedenle faiz artışlarına devam edeceğiz mesajını vermiş oldu. Aynı zamanda tabii bankacılık sektörü verilerine de dikkat çekti. Son olarak kredilerdeki sıkılaşmayı söyledi. En çok aslında baktığımız gösterge buydu diye konuştu. 25 bas puanlık faiz artışının arkasında yatan. Çünkü onu da bu hafta almıştık. İlk çeyreğe göre hem konut alımları hem de firmalara verilen kredilerde Euro bölgesinde önemli ölçüde bir düşüş var. Yani sıkılaşma yaşandığını gördük. Diğer tarafta bugün bilançolara da aldık. Shell ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. 10 milyar dolara yakın kar ile beklentilerin üzerinde bir kar elde etti. Aynı zamanda Volkswagen de ilk çeyrek karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Her ne kadar bir önceki yıla kıyasla bir miktar düşüş olsa da orada ise Çin'de yapılan teslimatlarda düşüş var. Yani Çin'e yapılan teslimatlarda yaklaşık %30'a yakın bir düşüş yaşandı. Bu da hisse üzerinde baskı yarattı diyebiliriz Gözde. Ceren Dilekçi Köseoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve şimdi araştırmanın notlarını alacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Tuba, hoş geldin. Şimdi aslında 25 bas puanlık tabii bir artış, hani 50 neden değil diye de algılanmış olabilir tabii piyasada. Dolayısıyla da sorular arasında vardı zaten, bir miktarda soruldu. Burada da hani faiz artırımlarına devam edeceğiz dedi. Aslında çok da güvercin mesajlar değil tabii ama
belki de hani enflasyona gidene kadar o kadar çok uzun bir yol var gibi gözüküyor ki. Ne dersin yorumlara? Evet, aslında beklentiler dışında çok bir değişiklik yok. Hani hem açıklamalarda yok hem kararda yok. Zaten bir noktada diğer merkez bankaları da faiz artış hızını yavaşlatmışlardı. Tabii borçlanma maliyetlerinin artıyor olması özellikle krediye erişim koşullarını zorlaştırdığından daha çok modüler tarafını baskı altına alıyor. Bunun da önüne geçmek istediği görünüyor Lagarde. Çünkü ama bu yeni alınmış ya da bu bankacılık kriziyle birlikte alınmış bir karar değil. Tabii ki onu da tartışmışlardır ama krediye erişim koşullarının zorlaşıyor olması, daha önce de söylemişti zaten, bir noktada işlerine yarıyor. Bu yapmaya çalıştıkları şey. Ama şimdi benim en çok dikkatimi çeken noktalardan biri şu oldu. Şimdi kararın geneline baktığımızda dediğimiz gibi çok fazla bir değişiklik yok. Ama sektörler arasındaki ayrışmaya dikkat çekti ki biz toplantıdan önce seninle bunu konuşmuştuk. Özellikle imalat tarafında zayıflama yaşanırken diğer sektörlerde güçlü seyrin hala devam ettiğini söylemişti. Bu da tabii açılma pandemi COVID-19 sonrası açılmadan kaynaklanıyor dedi. Şimdi genel olarak baktığımda benim dikkatimi çeken noktalardan biri şu. Bu özellikle bunu uzunca bir süre konuşmaya devam edeceğiz Gözde. Şu anki pandemi sonrasında ortaya çıkan mevcut enflasyon ücretlerden kaynaklı bir enflasyon mu? Yoksa kar marjlarından kaynaklı bir enflasyon mu? Çünkü her ne kadar Lagarde burada şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki son ücret anlaşmaları enflasyonu yukarı yönlü risklerin eklenmesine neden oldu. Evet, burada bizim hep bahsettiğimiz ücretlerle maaşların, yani wage dediğimiz prime wage spirali, hani burada bir yerde ücretler arttıkça, yani bu işçinin kazandığı ücretler arttıkça diğer tarafta talebin güçlü seyretmesinden kaynaklı, normal şartlarda böyledir. Bu fiyatları yükseltiyor. Fiyatların artıyor olması ücretleri yükseltiyor. Bu böyle bir cycle, hani döngü haline giriyor ve fiyat ücreti ücret fiyatı yükseltmeye başlıyor. Ama burada baktığımızda işte hane halkının gelirlerinin zayıf olduğuna dikkat çekti. Şimdi Amerika ile Avrupa'yı kıyasladığımızda evet, Amerika'da şöyle bir tablo var. Orada kar marjları çok çok daha fazla artmış ve baktığımızda özellikle iş gücü birim maliyeti, işsizlik oranı, enflasyon ve reel ücretlere baktığımızda burada kar marjların enflasyonun üzerinde arttığına ve bunun enflasyon üzerine bir baskı yarattığını görebiliyoruz. Ama Avrupa'ya baktığımızda şimdi işsizlik oranları 6.57 seviyelerinde, sarıyla gösterilen grafikte. Euro bölgesinin manşet enflasyonuna baktığımızda %7 seviyelerinde şu anda. Ama iş gücü birim maliyetleri bunun çok çok altında şu anda. Evet, orada bir artış var ama bu artış, hani daha önceki zamanlara baktığımızda hani Amerika'da gördüğümüz tabloyu burada görüyoruz ve şirketler kar marjlarını açmış diyemiyoruz. Şeyi bulamadım, hani onu da ayrı veri olarak var ama terminalde arada eksik verileri olduğu için eklemek istemedim buraya. Reel ücretler tarafı. Çünkü bu grafikte anlamlı bir sonuç vermesi için reel ücretlere de bakmakta fayda var. Reel ücretlerde işte 1970'lerden bu yana baktığımızda evet bir artış var. Ama o reel ücretlerdeki artış enflasyonun üzerine çıkamamış, iş gücü birim maliyetlerinin de üzerine çıkamamış. Burada eğer hane halkı daha çok kazanıyor ve kazandığı için buradaki harcamalar bir enflasyon yaratıyor olsaydık bu talep enflasyonu derdik. Ama diğer taraftan baktığımızda burada iş gücü birim maliyetlerinin artıyor olması şundan kaynaklı olabilir. Enflasyon beklentileri. Sonuçta bir belirsizlik olduğu ortamda fiyatlama davranışlarının bozulması ve bunun kar marjlarını artırmak amacıyla yapılmasa bile o geleceğin belirsizliğinden kaynaklı fiyatların yukarı yönlü enflasyon üzerinde baskı oluşturmasına yol açabilir. Ama Avrupa'ya baktığımızda evet, Amerika'da şu anda bu tablo böyle. Kar marjlarının artıyor olduğu, enflasyonun üzerinde artıyor olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye baktığımızda tablonun bu olduğunu görebiliyoruz. Ama şeye baktığımızda, Euro bölgesine baktığımızda orada kar marjlarının etkisinin çok sınırlı kaldığını görüyorum. Diğer taraftan son ücret anlaşmaları demiş. Evet, normalde normal şartlarda işte ücretlerle birlikte, ücretlerdeki artışlarla birlikte burada fiyatların yükseldiğini görebiliriz. Bu talep kaynaklı enflasyon tarafında kendine yer bulunur. Ama maliyet kaynaklı tarafta baktığımızda, ki zaten onunla da para politikalarıyla mücadele etmek çok teorik olarak, hani akademide de bu böyledir, mümkün değildir maliyet kaynaklı enflasyonu. Orada da enerji ve tedarik sıkıntıları dedi. Burada enerji problemleri özellikle taşımacılık tarafında Avrupa bölgesinde, biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı yaşandıktan sonra enerjiye ve özellikle doğalgazı erişimi Avrupa'nın oldukça zorlaşmıştı. Enerjiye erişimin maliyeti arttıkça bu tabii ki enflasyon üzerinde etki yaratmaya, baskı yaratmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte ne göreceğiz? Şimdi burada ECB zaten diğer merkez bankalarına kıyasla daha gecikmeli başlamıştı bu sürece.
burada önümüzdeki süreçlerde de faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalmaya ve bir toplantı daha görme ihtimalimiz var bu arada faiz artışının geldiği. Ama sonrasında küreselde bu enflasyon, sabah Fen'le de şeyi konuştuk biliyorsun, özellikle Taylor kuralına göre faizin nerelerde olması gerekiyor. Hedeflenen enflasyonlar çok çok uzak seviyelerde şu anda. ECB'de, Amerika'da aynı şekilde, diğer merkez bankaları gibi. Ama %10'lar zaten bir sudden stop, yani hani orada bütün ekonominin durma riskini ortaya çıkarttığı için bu seviyelere gelmesini zaten beklemiyoruz. Ama kümülatif etkiyi aynı işte Powell gibi Lagarde'ın da o kümülatif etkiyi görebilmek için faizleri uzun süre bu seviyelerde tutma ihtimali olduğunu da söylemekte fayda var Gözde. Tuğba, çok teşekkürler aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, şimdi bir yabancı yorumu alalım hemen. Lukman Otunuga bugün bizlerle olacak. FX, TM, kıdemli piyasa analisti. Hi Lukman. Merhabalar Lukman. Hoş geldin programımıza. Teşekkür ederim. Evet, şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendiriyorsun? Evet, Avrupa Merkez Bankası faizi 25 bas puan arttırdı. Piyasalar bu şekilde bekliyordu. 50 bas puandan bir yavaşlama var. Ve daha önceki 3 toplantıda 50 bas puanlık artışlar olmuştu. Aslında en büyük verdiği mesajlardan bir tanesi Lagarde'ın şuydu: enflasyon hala çok yüksek, uzun süreli kalmaya devam ediyor dedi. Ve Avrupa Merkez Bankası faizleri arttırmaya devam edecek gibi duruyor bütün yaz boyunca. Aslında hepsi beklentiler dahilindeydi ve Avrupa Merkez Bankası bir taraftan faiz artırım döngüsünü bir noktada durduracak, ama burada enflasyonu durdurma çabaları ne kadar bir şekilde etki edecek göreceğiz. Evet, biraz daha uzun bir süreç var. Acaba euro dolara karşı yükselmeye devam edecek mi, ne dersin? Evet, kesinlikle düşünüyorum. Çünkü buradaki Fed'e baktığımız zaman dün ve işte euro dolar paritesine baktığımız zaman orada Fed bir şekilde faizlerde durma noktasına gidiyor, artışlarda, ama Avrupa Merkez Bankası devam edecek dediğimiz zaman biraz daha yukarı yönlü pay var gibi duruyor. Ama aynı zamanda bu iki büyük merkez bankasının toplantılarından bağımsız, kararlarından bağımsız olarak bir 10.75 seviyesi aşılmadığı takdirde euro üzerindeki baskı devam edebilir. Peki yani euro herhangi bir şekilde, euro bölgesi resesyon olmadan acaba bir şekilde aşağı getirebilecek mi enflasyonu, ne dersin? Evet, Avrupa ülkelerinin ekonomilerine baktığımız zaman birinci çeyrekte 2023'ün büyüme oranına baktığımız zaman %0.1 oranında gerçekleşti. Yani orada bir taraftan da risklerin devam ettiğini görüyoruz ve riskler yukarı yönlü, Avrupa Euro bölgesinin resesyona gidebileceğine yönelik olarak, ama işte 50 bas puandan 25 bas puana doğru bir yavaşlama bunun önüne geçmek için ilk adımlardan bir tanesi. Peki Fed konusunda ne düşünüyorsun? Bir bu yılın sonunda bir faiz indirimi gerçekleşebilir mi o tarafta? Şu anda dünkü toplantı detaylarını hatırlarsak eğer, beklentiler dahilinde Fed 25 bas puanlık bir artışa gitti ve verdiği sinyal de şuydu: yani artık faiz artışlarında duracaklarını söyledi. Ama Powell'ın söylediği önemli noktalardan bir tanesi şuydu: ekonomik gelişmelere bağlı olarak gerekli olduğu takdirde daha fazla sıkılaşma gerekebilir dedi. Ancak ABD ekonomisine baktığınız zaman enflasyonda biraz yavaşlama var ve ekonomik görünüme dair de bazı endişeler var. Bunları beraber bir araya getirdiğimiz zaman, o zaman yani belki piyasaların bir faiz indirimini fiyatlaması çok yanlış olmaz. Peki altından da biraz bahsedelim. Oradaki tahminlerin nasıl acaba? Evet, 2023'ün başından bu yana ben altının en iyi kazandıran araçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Dünkü örneğin fiyat hareketine bakarsanız 2023'ün en yüksek seviyelerine geldi Fed'in vermiş olduğu mesajlardan sonra. Yani bence küresel anlamda
faiz artışları bir sona geldiği sürece ve artık Fed biraz daha faizleri artış noktasında durup belki de kesme noktasına geliyorsa eğer, o zaman işte altın na dair talep devam edecek gibi duruyor. Bir yandan güvenli talep olabilir. Tabii ki teknik olarak bazen satışlar yaşanabilir ama temel olarak bakınca bence altının yukarı gitmesi için 2023'ün geri kalanında biraz daha alan var gibi düşünüyorum. Çok teşekkürler yorumların için. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi Melike Ayan'a döneceğiz. New York'ta bizleri bekliyor. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, Melike Ayan, hoş geldin. Şimdi özellikle tabii FED sonrasında bir de üstüne ECB, böyle oldukça yoğun bir gündem var. Bir yandan gözler tabii paritede. Dolayısıyla senin yorumların ne olur, neler aktaracaksın özellikle ABD'den bize? Evet, FED kararı sonrası ABD borsaları baskı altında, endekslerin düştüğünü görüyoruz. Şimdi tamam, iyi haber, yani bunlar belki şu an için risk iştahını öldürdü ama Apple'ın bugün kapanıştan sonra bilançosunun açıklaması bekleniyor. Ve önceden yapılan bir duyuruya, Wall Street Journal'ın yaptığı açıklamaya göre Apple'ın temettü ve hisse senedi geri alımı bekleniyor. Çünkü milyarlarca dolar nakitin üstünde oturuyor ve o yüzden de borcunu da dengelemesi adına Apple'ın bunu yapması beklenir. Şimdi 90 milyar dolarlık hisse senedi programı zaten 2022'de başlamıştı ve 165 milyar dolarlık nakit ile diğer marketable securities dediğimiz daha likit varlıkların üzerinde otururken bunun devamı okey. Ama hisse senedini çok da pozitif etkilemedi bu. Ve bu devam ederken biz bir yandan da Western Alliance Bancorp'un neredeyse %22, Zions Bancorp'un %8-9 düştüğünü görüyoruz. Bunlar hep bu bölgesel banka krizinin devam etmesinden kaynaklanıyor. Gözde bu kriz ve bu korku hiçbir yere gitmedi. O yüzden de Dow Jones'un 250 puan birden düştüğünü görüyoruz. Walt Disney'in Nike hisseleriyle birlikte. Dün Disney'in hisseleri yukarı çıkarmıştı ama bugün tam tersi bir yerdeyiz. VIX, altın, petrol kendini yukarı atarken senin de dediğin gibi Lagarde'ın aksiyonu da ABD borsaları tarafından da fiyatlanıyor. Gelelim ekonomik verilere. Bugün hangi ekonomik veriler geldi? Ticari açıdan 64 milyar dolarlara gerilediğini, yani biraz daha aslında küçüldüğünü görüyoruz ama bir önceki dönem kadar değil. 70 milyar dolarda ticari açık. Şimdi 64 milyar dolara gelmiş. Tarım dışı üretkenliğin ciddi bir şekilde düştüğünü görüyoruz. %3'e varan neredeyse %2.7 düşüyor. %2 bekliyorduk. Bir önceki dönem artıdaydı. Artı 1.7 yerine -2.7 aldık. Bu yarınki gelecek olan tarım dışı istihdamın beklentilerini de düşürdü. 182 bine düşürdük. Gözde bak, biz bir önceki dönem 236 bin almıştık. Şimdi bütün Bloomberg ve dışarıdan Bloomberg dışı ekonomistleri diyorlar ki 182 bin gelecek diyorlar. Bir de işsizlik oranını %3.6'ya çıkarmışlar. Yani bunlar beklentiler, tahminlerini %3.5 gelmişti hatırlarsan. Şimdi bir yandan bu, yani tarım dışı üretkenliğin bu kadar ciddi bir şekilde düşmesi, maliyet hesabı, yani işçi maliyetinin birim başına %6.3 çıkması, işsizlik sigortası, bunlar çok pozitif olmayan veriler. Bir yandan da işsizlik sigortası başvurularının 240 bin yerine 242 bin geldiğini görüyoruz. Ciddi bir yukarı çıkış var. Normalde hep düşüyordu. Ama yani iyi haber, hani madalyonun öbür ucuna bakarsak, öbür tarafına bakarsak, bir önceki dönemde 230 bin gelmişti ama 229 bini aşağı yönlü revize edildi. Çünkü bunlar önden gelen okumalar. Yani bir şekilde bunlar da tahmindi ama o ay bittikten sonra, yani 29 Nisan itibariyle bir tane hafta için konuşuyoruz değil mi? Ondan önceki hafta bittikten sonra bunlar revize ediliyor gerçek rakamlarla. Devam etmekte olan başvurular 1 milyon 805 bin, bir önceki dönem 1 milyon 858 bindi. Yani hem çok kötü olmayan biri var hem de biraz daha moralleri bozan, özellikle dediğim gibi tarım dışı üretkenlik var. Sonra Lagarde'ın ECB
işte faizleri durdurmada durmayacak demesi bu da var. Jeopolitik endişeler var. Yani bugün aslında risk iştahını artıracak hiçbir sebep neredeyse ortada yok. Ve o yüzden de bankacılık da aynı şekilde kriz altında olduğu için devam ediyor bütün bu endişeler. First Horizon'ın hissesi ciddi bir şekilde düşüyor mesela. Bunların Tilburg'le bir merger yani şirket birleşme evlilikleri olacaktı. Ta Şubat 2022'de duyurulmuştu 13.4 milyar dolarlık bir birleşme gözde. Bu da maalesef olmayacak dendiği için işte bu belirsizlik de bu iki hisseyi düşürüyor. First Horizon hissesi mesela şu an itibariyle bakıyorum %36 düşüyor. %45 düşüyordu piyasa açılmadan önce. Şimdi %36 yani First Horizon'ın evet. 25 dolarında altına düşüyor. TD Bank biraz kendini toparladı. 200 milyon dolarlık bir nakit ödeme yapacağım diye First Horizon'a. Ama dediğim gibi bu anlaşma maalesef feshedildi. Yani evet. İptal edildi. İşte biz bütün bunlarla birlikte ABD borsalarının durumu iyi, kıpkırmızıyız. Yarın söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike çok teşekkür ediyoruz sana. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Finans merkezini burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.